Saçını başını yolarım dedi, yaptı da. Gaziantep'te bir hemşire telefonla konuşuyordu. Yanına yaklaşan bir hasta ona bir soru sordu. Genç kadın da o soruya beden diliyle yanıt verdi. Çünkü dediğimiz gibi telefonla konuşuyordu. Hasta kadın ona sinirlendi ve saçına yapıştı. İzlerken efendim gözlerinize inanamayacaksınız. KBB polikliniğinin yerini soruyor. Telefonla konuşuyorum. Telefonla konuştuğum için de parmağımla işaret ettim. İstediğimi yaparım. Kaybedecek hiçbir şeyim yok dedi. Birdenbire beni göğsümden itti. Saçlarım yoldu. Tuttu bırakmadı. Saçlarım daha da yerlerde var. Ona saldıran kadın hasta kelimenin tam anlamıyla saçını başını yoldu. Saçlarım gitti. Nasıl düzelir? Bayağı uzun sürecek. Psikolojim nasıl düzelecek? Onu da bilmiyorum. Şahin Bey de sabah saatlerinde hastaneye gelen bir hasta ona kulak burun boğaz polikliniğini sordu. Bir soru sordu. Bu soruyu zaten daha önce arkadaşıma sordu. KBB polikliniğinin yerini soruyor. Arkadaşım yönlendiriyor. Anlatıyor. Ona rağmen geliyor bana soruyor. Hemşire Nurcan Kütük ona yardımcı oldu. Ama telefonla konuştuğu için poliklinik kliniği parmağıyla göstermek zorunda kaldı. Dışarıya çıktı, birdenbire hiç susmadı yani, bir değil, iki değil, üç değil, devam etti küfürlere, hakaretlere, saçmalıklara. Çıktım, sen niçin bana hakaret ediyorsun dedim. Ne yaptım ben sana dedim. İstediğimi yaparım, kaybedecek hiçbir şeyim yok dedi. Birdenbire beni göğsünden itti. Nurcan hemşire karşılık vermek istedi ama gücü bir türlü yetmedi. Erkek kuvveti vardı, bir hastada olmayacak bir kuvvet bu. Doğal olarak ben de kendimi savundum, böyle dursun diye bu şekilde gittim. Saçlarım yoldu, tuttu bırakmadı. Saçlarım daha da yerlerde var. Yaralanan hemşire saldırgan hastadan şikayetçi oldu. Saçlarım gitti, nasıl düzelir? Bayağı uzun sürecek. Psikolojim nasıl düzelecek? Onu da bilmiyorum. Gereken her şeyi yaptım. Basit tıbbi müdahaleyle giderilemez raporu aldım. Darp raporu aldım. Savcıya verdim.